Ne oluyor? Boş ver, onu takmadım. Hadi başlayalım o zaman. Aileye selamlar olsun arkadaşlar. Bugün size çalak antenini tanıtmayacağım. Genelde böyle şeyleri görüyorsunuzdur. Nedir bu uydu anteni yapısıyla, böyle bu uydu anteni edasıyla var? Tabii ki değil. Bunun adı port metası. Port hızlı bir video olacak bu arada, onu anlatayım. Aileye selamlar olsun dedim mi bilmiyorum ama aileye selamlar olsun. Port metası. Port metası nedir arkadaşlar? Genelde insanların portrelerini çekmeye yarayan, keskin ışık veren bir metal gövdeye sahip yapıdır. Flaşa taktığımız zaman ışık böyle bunun içine yansıyıp daha sonra ışık önce bunun içine patlıyor. Patlayan ışık kasın çevresinde patlıyor ve modelin üstüne ya da portresini çekebileceğimiz kişinin üstüne keskin bir ışık veriyor. Yani üstüne böyle herhangi bir difüz taktığımız zaman daha yumuşak bir ışık verecektir. Ama portrenin amacı yüzde keskin görüntülerin oluşmasını sağlayacağımız için genelde portre tası kullanılır bu tip çekimlerde. Softbox'larla yaptığımız çekimler daha soft bir çekimler olur. Bunu şöyle söyleyeyim, genelde kullanırken gün ışığına en yakın etkiyi verebilen tas niteliğindedir. Hani böyle bir şey görürseniz bunun portre tası olduğunu, herhangi bir çanak anten ya da uydu anten ya da herhangi bir uzaya sinyal veren bir alet olmadığını belirtmek istedim size. Ki zaten biliyorsunuzdur, biraz işin latifesi. İsterseniz şunun uzaklığını ayarlayabiliyorsunuz böyle. İsterseniz tamamen çıkartıp direkt bir ışık veriyorsunuz ama bunu tamamen çıkarttığınız zaman hiçbir işe yaramaz. Önemli olan ışığın bunun içine çarpıp, buraya çarpıp dağılması. Birçok fotoğrafçı bunu işte yoğurt kabından, leğenden, tencereden yapmaya çalıştı. Niyeyse böyle bir orijinali varken niye öyle bir çabaya giriliyor ben de anlamış değilim. Çünkü aynı etkiyi vermez. Bunun içerisindeki materyalin boyasından tutun da işte üstündeki dokuya kadar farklılıklar gösterir. Pratik yöntemler olarak denenebilir, deneme için yapılabilir. Ne diyelim, portletasını anlattık. Bu tek bu ebatta mıdır? Değildir. Ufaklıkları vardır, büyüğü vardır, çekeceğiniz objeye göre vardır. Genelde 45 derecelik bir açıyla kullanılır. Yüzüne yansıtılır. Hadi bir tane örnek çekelim, görelim nasıl oluyor diye. Model yok, canlı model yok, cansız model var. Zaten bu arkadaşı bir yerlerden tanıyorsunuzdur. Tanımıyorsanız da böyle soyduk, çıplattık. Birkaç tane çekim örneğini göstereyim size. Bu videoyu da böyle sonlandıralım. Görüntülerimizi çektik diyelim. Şimdi tabii bu beyaz bir model olduğu için, bembeyaz model olduğu için, insan teninin dokusuna sahip olmadığı için bu şekilde bir ayarlama yaptım. Işık setup'ımı falan da ona göre ayarladım. Siz de bunu deneme yanılma yöntemiyle geliştirebilirsiniz. Farklı farklı yerlerden port metasını kullanırsanız yüzdeki yansımalar, yüzdeki gölgelenmeler daha keskin olacaktır. Daha kreatif fotoğraflar çıkacaktır. Ben sadece Lumine örnek birkaç çekim yaptım ve sizle paylaştım. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Kanala abone olursanız seviniyoruz, olmazsanız üzülmüyoruz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Yorum kısmına da birkaç yorum atarsanız sevabına iyi olacaktır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.